Trump'ın zaferini konuştuk. Altın buna negatif bir tepki veriyor. 2722 dolarda altın ons fiyatında %7'lik değer kaybı. Keza gram altında da yine benzer bir tabloyu ons kaynaklı konuşuyoruz. Ama orada tabii dolar endeksinin güçlendiği bir tablo işin içerisine giriyor. Tahvil faizleri yükseldiğinde evet, altında bir miktar aşağı yönlü hareketlilikler, ama nedir bu satışın sebebi? Güçlenen dolar mı altını aşağıya çekti? Trump'ın zaferiyle nasıl bir tablo görülür? Gözde Hanım, altın fiyatlarında kısa vadeli bu yaşanan düşüşler bizim için sürpriz değil. Zaten değerinden fazla agresif bir şekilde yükselen bir ons altın vardı karşımızda. 2024 yılına ilişkin yol haritamız şu şekildeydi zaten. 2600 dolar seviyesine kadar merkez bankalarına, 2600 dolar 3000 dolar aralığında jeopolitik gerilimleri ve ekonomik belirsizlikleri fiyatlayan bir ons altın beklediğimizi sık sık ifade ediyorum. Ancak geçen hafta 2790 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın gördük. Özellikle tarım dışı istihdam verisi ve Amerika'da diğer açıklanan veriler burada önemli bir etkiye nedendi. Ancak yatırımcısına bu fiyatlardan maliyet yapılmaması noktasında uyarılarım olduğunu anımsatmak isterim. Bugün 2700 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın yaklaşık 90 dolar civarında bir haftalık süreçte bir gerileme olduğunu gözlemliyoruz. Ons altın tarafında yaşanan bu gerilemenin başlıca sebebi tabii ki Amerikan seçim sonuçları burada önemli bir etkiye neden. Dolar endeksi 105 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi 105 seviyesine yükselince o ons altın tarafında beklediğimiz düşüşler kısmen gerçekleşmiş oldu. Ancak yeterli mi? Değil. Yine teknik olarak aşağıda alanın olduğunu ben özellikle ifade etmek isterim. 2680-2650 dolar destek seviyeleri var. Buraları kısa vadede yine beklemeye devam edeceğiz. Ama yine yarın Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklanacak ve muhtemelen 25 baz puanlık bir faiz indirimiyle Amerika Merkez Bankası Fed faiz indirim sürecini devam ettirecek. O yüzden çok güçlü bir şekilde gerilemeyen, biraz daha temkinli düşüşünü sürdüren bir ons altın var karşımızda. Şu anda 2723 dolar seviyesinde. Yine 2700 dolar seviyesinin altına sarkma ile ilgili beklentimize devam ediyoruz. Ama gram tarafındaki hikaye tamamen farklı. Gram altını farklı bir kulvarda değerlendiriyoruz. İçeride dolar stabil olduğu için ve düşük bir değerde kaldığı için ons altın nedenli gram altın tarafında tam 100 liralık bir değer kaybı gördük. Gram altın 3100 lira seviyesinin altına sarktı. Serbest piyasalarda fiziki altın tarafında 3097 lira seviyesi ve sabah saatlerinde 3087 lira destek seviyesine kadar gerileyen bir gram altın karşımızda gördük. Yatırımcısına geçen hafta 3190 lira seviyesinden alınmaması noktasında uyarılarımız vardı. Teknik olarak 3080 lira seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Ancak yine gram altın üzerinden işlem yapan veya gram altının düşüşünü bekleyen yatırımcısı artık alıma başlaması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Çünkü bu yükselişlere dolar TL kuru dahil olmadı ve dolar da yükseliş trendine başlayınca gram altın tarafında yıl sonunda beklentimiz 3000-3500 lira aralığında bir seviyeydi. Muhtemelen 3350-3380 lira seviyesinde yılı tamamlayabiliriz. Bu da şunu gösteriyor, 3100 lira seviyesinin altında sarkmalar artık 3080, 3050 lira, 3100 lira aralığı alım için uygun seviyeler olduğunu düşünüyorum. Yine 2024 yılında pozitif beklentimiz ons altın tarafında ve gram altın tarafında yine yükseliş yönlü devam ediyor. O yüzden ons altın tarafında biraz daha beklemek, ancak gram altın tarafında elimizi biraz daha çabuk tutmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bir de gümüş fiyatlarına bakalım. Tabii burada Trump'ın eski başkanlık döneminde Çin'e uyguladığı vergileri sık sık konuştuğumuz için endüstriyel metaller üzerinde emtia tarafında bir etkisi olacak mı? Aslında ticaret zeminini tatsız bir hale çevirecek mi bu durum? Merak ediliyor. Gümüşün ons fiyatı 32.24 dolarda %1.2'lik geri çekilme. Dolardaki güçlenme emtia gruplarının da yönünü aşağıya çevirmesine neden olmuş gibi gözüküyor. Tahvil faizlerindeki o yükselişle birlikte, ama gümüşü konuşurken İhsan Bey hep endüstriyel bir metalden de bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki teşviklerle, evet, Çin'deki teşviklerle de üretimle de sanayi mekanizmasıyla da ilgili ne bekliyoruz orada? Bu düşüşü nasıl okumak lazım? Bu düşüşler de bizim için sürpriz değil. Yaklaşık 2 haftadır yol haritamız şu şekildeydi. Altın gümüş rasyosu 78-85 seviyesine kadar gerileyince gümüşün ons fiyatında ve gram fiyatında %6-%7 civarında rekor seviyeler görmüştük. 35 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons gümüş, 37 lira seviyesinin üzerinde bir gram gümüş fiyatı görmüştük. Bu beklentimiz dahilindeydi. Çünkü bu yılla alakalı rasyo tarafında 72 seviyesiyle alakalı beklentimiz devam etmekte. İki kez 75 seviyesini denedi. Tekrar bugün 85 seviyesini zorladı. Gümüş tarafında en çok rasyo tarafıyla ilgili. Altın gümüş rasyosu bizim için önemli. Yine gümüş yatırımcısına son 2 haftadır bekleyin uyarılarımız vardı. 35 dolar seviyesinden gümüşün ons fiyatı 31,5 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda 32,23 dolar seviyesinde. Burada tekrar yavaş yavaş alım yapılması gerektiğini şahsen düşünüyorum. En azından ons tarafta yine %50 civarında, %75 civarında alım yapılabilir. Çünkü rasyo burada çok önemli. Gram tarafında da 35,5 lira seviyesinde olan bir gümüşün gram fiyatı var. Dolar TL kuru baskılandığı için ve düşük kaldığı için gümüşün gram fiyatında da düşüşlerin kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. Endüstriyel bir metal ama tıp alanında veya diğer birçok sektörde fiziki olarak talebi olan bir emtia, değerli bir metal. Özellikle altın gümüş rasyosunda tekrar o 80 seviyesinin altındaki rakamları gördük. Tekrar 85 seviyesine yükseldi. Ama 2025 yılına ilişkin beklentimiz altın gümüş rasyosunda 72 seviyesi. Ve dolayısıyla da gümüşü 2025 yılında pozitif görmeyi sürdüreceğim. Gram tarafında 50 lira, ons tarafta 45 dolar seviyesiyle alakalı öngörüm var, beklentim var 2025 yılına ilişkin. Ve bu öngörümü referans aldığım zaman bugünkü fiyatların çok kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. Tabii ki Amerikan-Çin ticaret savaşları tekrar başlar. Burada tekrar gümrük vergileriyle ilgili tartışma ortamı, zemini oluşursa burada tekrar biraz daha dinlenme moduna geçebilir. Ama gümüş yatırımcısı mutlaka şuna dikkat etmesi lazım. Gümüş uzun vadeli yatırımcıların al-unut piyasasındaki değerli bir yatırım aracıdır. Eğer kısa vadeli sabrı olmayan yatırımcılar varsa gümüş tarafına hiç bulaşmaması gerekiyor. Gümüş orta ve uzun vadede yatırımcısına kazandırmaya devam edebilir. Beklentimiz bu yönde. 2024 yılında gümüşün gram fiyatı yine altının gram fiyatının tahtından etti. Altının gram fiyatından daha çok kazandırdı ve 2025 yılındaki beklentim de bu yönde. 2025 yılındaki beklentim yine şampiyon olarak gümüşü ilan ettim ben. Belirtmek isterim. Gümüş tarafını altından daha çok önemsediğimi ve endüstriyel metallerde en çok fiziki tarafta talep oluşumunun olacağını ben düşünüyorum. Özellikle Çin faktörü burada önemli. Çin'in tekrar alımlarıyla birlikte altın gümüş rasyosunda 2025 yılında 72 seviyesini görebiliriz. Özellikle ons üzerinden işlem yapan yatırımcısı biraz daha rasyoyu yakından takip etmesi gerekiyor. TL ile Türk lirası ile işlem yapan gümüşün gram fiyatını takip eden yatırımcısı yine ons tarafta düşüşler, o beklediğimiz düşüşler gerçekleşti ama dolar kuru bu süreci dahil olmadı ve dolayısıyla da alınabilir bir seviyede olduğunu ben düşünüyorum. Kademeli alım yapmak, yine portföylerde gümüş olmasını önemsiyorum. Fiziki gümüşe olan talebin artabileceğinden söylediniz. Tabii fiziki metal varlıklarından bahsediyoruz ama yaklaşık 1-2 yıldır hayatımızda olan darphane altın sertifikasını da soracağım size. Çünkü buraya da oldukça talep yüksekti. Borsa İstanbul'da bir hisse alır gibi altın S1 koduyla alınan bir üründen bahsediyoruz. Normalde altın fiyatlarıyla yine çok benzer, neredeyse birebir hareketlilikler ama makas da burada bazen açılabiliyor. Ne dersiniz altın sertifikası fiyatları adına? Bu yıl performans noktasında makas aralığı yatırımcıları biraz üzdü SP tarafında. Tabii ki alternatif, onu özellikle belirtmek istedim. Tabii ki fiziki teslimat da burada önemli. Ancak yine SP'ye alternatif olarak rafinelerin özel üretmiş olduğu uygulamalar, aplikasyonlar da geliştirildi. Yine altın yatırımcıları, yine SP gibi yine fiziki olarak teslim alabileceği ve Tahtakale piyasasından alım satımlarını gerçekleştirebileceği bir platform oluştuğunu bilmesi gerekiyor. Teknolojik imkanlar biraz daha arttıkça modern teknolojide alternatifler de artmaya devam ediyor. S1 tarafında bu makas aralığının biraz daha normalleşmesiyle birlikte bu tarafta vatandaşın teveccühü biraz daha artabilir. Ama son birkaç aydır performansına veya uygulamaya baktığımız zaman o makas aralığından biraz daha şikayet eden yatırımcı portföyü olduğunu şahsen düşünüyorum. Özellikle bundan sonraki süreçlerde o makas aralıkları biraz daha normalleşirse yine yatırımcılar bu taraftaki taleplerini devam ettirebilir. Ama dediğim gibi rafineler, altın üreten rafineler yine kendi kurdukları platform üzerinden altın yatırımcılarına farklı seçenekler sunabiliyorlar. Tahtakale piyasasından alım satımlarını 7/24-365 gün yapabiliyorlar ve fiziki olarak da teslim alabiliyorlar. Bu da alternatif olarak üretilmiş bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Altın sertifikası ve altın S1 ve fiziki altın fiyatları arasında önemli farklılıklar olabiliyor dedik ama bir de alım satım makasını sormak istiyorum. Özellikle burada bankalarda alım satım makası gramda 60 lirayı dönem dönem geçiyor. 3.000 liranın üzerindeki gram altın için konuşacak olursak. Dolayısıyla marj açık. Nasıl okumak lazım? Dolardan mı kaynaklanıyor marjın yüksek olması? Türkiye'de altın tarafında iki problem var. Birincisi bankaların alım-satım makas aralığı, diğeri de altın ithalatı. Bankaların makaslarının marjını açık tutması yatırımcıları yastık altını daha fazla yönlendiriyor ve ekonomiye zarar veriyor. Evet, bankalar kazanıyor, sistem kazanıyor ancak beraberinde yatırımcılar da kaçıyor ve vatandaşlar bankalardaki varlıklarını fizikiye çevirmek için de yol arıyorlar. Bununla ilgili vatandaşlardan çok ciddi talepler geliyor hemen hemen her gün. Ve fırsatını bulsalar ilk etapta yine fiziki varlığa dönecekler ve sistemden varlıklarını çıkaracaklar. Bu risk oluşumu tekrar devam ediyor. Diğer yandan bu makas aralıkları tekrar normalleşmezse bankaların alım-satım makas aralıkları insanlar diğer alternatiflere yönelecekler. Yine bu aplikasyonlar, uygulamalar üzerinden yatırımlarına devam edecekler. Ama burada yatırımcıyı ürküten, kaçıran birçok uygulama oldu ve makas aralıkları çok ciddi anlamda can yakmaya devam ediyor. Altın yatırımcısı bu konuda muzdarip. Yani bunun normalleşmesi gerekiyor. Diğer problem de ithalat yasağı. Altın tarafındaki yaşanan ithalat yasağı ile birlikte şu anda Türkiye dünyaya kıyasla en pahalı altın alan bir ülke, fiziki altın alan. 1 kilogram külçe altında 2500 dolarla 3000 dolar aralığında bir işçilik var. Talep var, ürün yok. Dolayısıyla bu işçilik farkı fiziki altın tarafına yansıyor. Bugün ithalat yasağı kalkarsa, yani Hazine Maliye Bakanlığı çıkıp ithalat yasağını kalktığını ilan ederse gram altın tarafında yaklaşık 200 lira bir değer kaybı görebiliriz. Bu ithalat yasağı kalkmadıkça gram altın tarafında 200 liralık işçilik farkı tekrar devam edebilir. Diğer yandan kaçakçılıkla alakalı çok sorunlar yaşadık ve internette dolandırıcılıkla alakalı çok ciddi olumsuz süreçler yaşadık. Altın ithalatı her ne kadar ithalat ve ihracat dengelenmesi için önemli görülse de veya bu mantıken çok makul görülse de uygulama noktasında bence altın sektörü ciddi anlamda zarar etti. Vatandaşlar zarar etti. Bence ülke ekonomisi de zarar etti. Diğer yandan imalatçılar artık dükkanlarını kapatıyor ve yurt dışına çıkıyor. Genelde Mısır, Irak, Dubai gibi ülkeler tercih ediliyor. Kuyumcu kentte birçok atölye kapattı ve gitti sırf bu ithalat yasağından dolayı ve birçok işletme yine kapatma sürecinde muhtemelen yıl sonuna kadar bu kapatma süreçlerini gerçekleştirebilir. Yabancı sermaye de bir şekilde dışarıya gittiğini söyleyebilirim. Buraya çok tercih edilmiyor. Fuarlara baktığımız zaman, altın fuarlarına baktığımız zaman yabancılar Türkiye'ye sipariş vermiyorlar. Çünkü 2500 dolar, 3000 dolar işçilikli olduğu için sipariş vermiyorlar. Pahalı olduğu için fiziki altın çok da cazip gelmiyor yabancı yatırımcılara ve farklı ülkelere sipariş veriyorlar. İşçilikli altın grubunda, mücevherat grubunda. Dolayısıyla da burada da bir zararımız olduğunu ben özellikle ifade etmek isterim. En azından ihracatçılara ithalat yasağı kalkması burada önemli bir katkı sağlayabilir. Can Bey, çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınızı paylaştığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, kısa bir reklam arası. Hemen ardından burada olacağız.